Çocukken yaramazlık yapıp sonrasında birilerinin başına bir iş açtığınız oldu mu? Heh, benim oldu. Küçükken gerçekten çok hoşlandığım bir kız vardı. Güzel saçları, çekik gözleri vardı. Birine benzetmek isteseydim muhtemelen Cedric'teki Chen'e benzetirdim. Kızı o kadar çok seviyordum ki onu aşırı yüksek bir seviyede görüyordum. Çok zeki bir kızdı, o yüzden iyi notları vardı. Bense okula giderken dış görünüşüm hakkında endişelenmez ve derslerimi hiç çalışmazdım. Üstüne kızın ilgisini çekmek ve beni fark etmesi için konuşmak yerine onunla uğraşırdım. Saçını çekiyor, kötü lakaplar takıyordum. Kanka bu biraz zorbalık olmuyor mu? Yo. Fakat nafile. Kıza o kadar ilgi göstermeme rağmen hala beni sevmiyordu. Hatta beni gördüğünde nedense benden uzaklaşıyordu. Gene böyle geçen bir günün sonunda eve geldiğimde yeni nişanlanan bir akrabam ziyarete gelmişti. Ben de her velenin yapacağı gibi misafire musallat olmuştum. Akrabam da anneme zar zor ettikleri muhabbet arasında bir sonraki gün nişanlısına evlilik teklifi edeceğini söyledi. Annem yüzüğü alıp almadığını sorduğundaysa ceketinin cebinden bir kutu çıkardı ve açıp masaya koydu. Tek taşı gördüğümde içimde tek bir sözcük yankılandı. Kıymetlimiz. Sonrasında akrabam yüzüğü alıp ceketinin cebine koyup muhabbet etmeye devam etti. Onlar muhabbet ederken ben planı kafamda toparlamıştım bile. Annemin bana yat demesini bekleyecek, yatağa gider gibi yapıp saklanacak, sonrasında askılıkta duran akrabamın ceketinden yüzüğü alacaktım. Plan tam istediğim gibi gitmişti, yüzüğü almıştım. Fark edilmemesi için de yerine oyuncak plastik bir yüzük bıraktım. Ne? 6 yaşındaydım. O zamanlar harika bir plan gibi gelmişti. Şimdiden söyleyeyim, küçükken ne kadar zıpır olsam da hiçbir zaman hırsızlık gibi bir niyetim olmadı. Fakat o yüzük o kıza ulaşmam için tek şansım olabilirdi. Yüzüğü pijamamın cebine koydum ve uyudum. Sabahında annem beni giydirmek için yanıma geldiğinde "Hayır, ben büyüdüm. Kendim giyinebilirim." diyerek kıyafetlerimi kendim değiştirdim. Bu sayede yüzüğü kimse görmeden cebime koyabildim. Okula geldiğimde içim kıpır kıpırdı. Sonunda beni fark etmesi için elimde bir şey vardı. İlk derse girmeden önce kızın yanına gittim. Ama o sırada öğretmen geldiği için yerime oturdum. Kıza yüzüğü verememiştim ama dert etmedim. Teneffüsü bekler, o zaman veririm diye düşündüm. Ben bunu düşünürken içeri nöbetçi öğrenci geldi ve öğretmeni dışarı çağırdı. Çok vakit geçmeden öğretmen bir sıçrımla içeri girdi ve sakince beni çağırdı. La Lexi, anan geldi, çık. Has. Öğretmenle birlikte dışarı gittim ve annem karşımdan nefes nefese duruyordu. Hemen yanıma gelip elini omuzuma koydu. Lexi, nerede o? Ne nerede anne? Gözlerime öyle bir baktı ki aniden elimi cebime atıp yüzüğü verdim. Meğerse akrabam evlenme teklifi etmeden önce yüzüğü kontrol etmemiş ve direkt diz çöküp kadına oyuncak yüzük ile teklif etmiş. Kadın da normal olarak "Kavga mı geçiyor lan sen benimle?" demiş. Bu olay uzun süre konuşuldu. Öyle uzun bir süre ki halen daha konusu geçiyor. Lexi, sen yüzüğü bir şey yapmışım lan. Demem o ki, eğer size değer verecek birisini bulmaya çalışıyorsanız ve karşınızdaki kişi sizi görmüyorsa, onlara duyduğunuz ilgiden fazlasını vermeyin. Yoksa siz de bir evliliğin başlamadan sonuna sebep olabilirsiniz.